Sefalet endeksi diye bir şey çıktı ortaya. Arjantin'i geçerek Türkiye bu konuda birinci olmuş. Sefalet konusunda. Sefalet konusunda. Zaten birinci. Şu an 3 tane gibi. Araştırmaya göre yani Arjantin'de geçmişiz, birinci olmuşuz. Yani şöyle söyleyeyim, Afrika falan üçüncü. Zaten bu gidişle hiçbir yere varamayız ki. Bırak birinciliği. Yani devlet güzel bir şey yapıyor derken ama tam yerine oturayım derken daha farklı kötü şeyler yapıyor. Mesela ben devleti kötülemek amaçlı söylemiyorum ama yani, devlet mi iktidar mı? İktidar yani devlet anlamında. O şekilde söyleyeyim dedim. Zaten gidişat bu şekilde giderse gidişatımız iyi değil. Yani buna cahiliyet dönemi diyorum ben. Başka bir şey demiyorum. Yok diyorlar daha önce kuyruktaydık. Yok şöyle yok böyle. Saçma bir şey ya. Şu anda iyi miyiz sanki? Herkes yurt dışına kaçıyor. Ya birbirimizi yiyeceğiz. Ya komple bu hükümet değişecek. Ya da bak şuradaki gençleri görüyor musun? Gençleri. Bunlar geleceğini garanti alması için bir şeyler yapmaları lazım. İnsanların geçimi belli. Yemesi, içmesi, kirasıdır, bilmem nesidir. Yine seçimlerde sandıkta millet olarak biz seçeceğiz. Ne düşünüyorsun seçimlerde? Yani kararın ne yönde olacak? Seçimlerde kararın ne olacak? Hiçbirine boş mu vereceksin? Boş vereceğim. Abi, ne olacak böyle? Bak şimdi. Boş kullanılan oylar ona gider. Şimdi benim kafamda oy verecek kişi var. Bekliyorsun. Daha tam kararın yok yani. Kararsızım ha, bekliyorum. Sefalet endeksi diye bir şey çıktı. Geçen burada biri söyledi de telefonu aldım onu gözüne soktum. Yapmayalım böyle şeyler. Gidişat nasıl? Ekonomi nasıl Türkiye'de? Ekonomi iyi değil abi. Ekonomi hiçbir zaman iyi değil. Hani diyor geçen Kavcıoğlu çıktı diyor ki 2024'te ekonomiyi tek haneye getireceğiz. Enflasyonu. Evet, enflasyonu. Ha seçimi kazanırsın bu sefer böyle yaparsın, tam ezersin. Seçim gelmeden o zaman tek haneye getir. Faizi tek haneye getirebiliyorsun. Seçim enflasyonu niye tek haneye getiremiyorsun peki? Faizi düştükçe ekonomi uçuyor. Niye bütün ülkeler faizi yükselttikçe sen düşürüyorsun? Bir de bu devirde, şu bu krizde yani. Krizi yapan sizsiniz. Kimse değil. Hani hiçbir ülke sizin gibi yapmıyor ki. Şimdi sen böyle diyorsun ama Cumhurbaşkanı diyor ki ben ekonomistim. Ekonomist. Zaten o yapıyor abi. O yapıyor. Hepsi onun elinde. O yaptıkça, o şimdi istese ekonomist. %5 de aynı Amerika gibi yapar. Düzeltir yani. Hayır abi. İstemiyor mu yani? Yok istemiyor. Derdi ne abi? Abi yapmıyor. 20 sene hiç bilmem. Babam mesela bazen diyor ki oğlum ben 70 yaşındayım. Hayatım boyunca ben böyle bir hükümet görmedim hani. Hangi anlamda diyor? Kötü. İyi değil. Neresi iyi? Mesela geçen bize çıktı. Tayyip Erdoğan Diyarbakır'a gitti. Dedi 5, 10, 15 tane çocuğu yapan PKK'dır. Biz şimdi Kürdüz. Benim dedem 7 tane oğlu var. Biz 200 taneyiz. 200 kişiyiz. 4 tane dedem var. 400 kişiyiz. Biz PKK mıyız yani? Hani bu çok yanlış bir şey. Şimdi biz hepimiz kardeş abi. Yok hani Türk, Kürt hepimiz kardeşiz. Hani bir şey olursa hepimiz böyleyiz yani. Peki onu nasıl kardeşin? Nasıl olacak biliyor musun? Başka memleketten gelip de burada asıl Türk'ün önünü kesemez. Öyle kardeş yok. Öyle yok mu? Öyle bir şeyini gösterebilecek misin? Ne abi? Tayyip Erdoğan'ın 15 tane çocuk yapan PKK'lıdır diyen şeyi gösterebilecek misin? Allah'tan isteyelim. Devam. Çocuk çok önemli. Bak. PKK'nın 5 tane, 10 tane, 15 tane mi? Ben duymadım. Kendi bir tane milletvekili rozet taktı. Karısına ne dedi biliyor musun? Kaç tane çocuğunuz var dedi. 4 tane yapabilirsin dedi. Serbestsin ya dedi. Ya desin, boş versin. Ya. Yok abi gidişat nasıl? Onu sorayım. Konum bu benim. Konuda kalalım. Ekonomideyiz. Gidişat soruyorum. Abi, ekonomiyi soruyorum. Ekonomi dünyada da bozuktur. Türkiye'de de sefalet, bozuktur ama. Sefalet endeksi diye bir şey çıktı abi haberlerde. Gördün mü? Bak bu millet her yerde alışveriş yerde. Ben sorabilir miyim abi? Sor abi. Sefalet endeksi diye bir şey çıktı. Tamam. Türkiye Arjantin'i geçerek bu konuda birinci olmuş abi. Beni ilgilendirmiyor. Nasıl ilgilendiriyor? Beni Arjantin'i geçmiş veya şey abi, beni sefalette birinci olmuşuz diyor. Abi şu anda demek ilgilendirmiyor. Türkiye'de aç olan bir insan yok. Nasıl?
Yok kardeşim, yok. Bırakın. Bırakın. Doğru söylüyor ya. Kimse bırakın. Herkes tabii kimse yok ya. Amca sen çift maaş alıyorsun galiba. Çift maaş alıyorlar. 500'ü ne yapacağız biz? Bak laf edelim. Dua et yani şey var. Ortandayız. 5,5 askeri ücret bak. 5 dinle bak dinle. Amca 5,5 askeri maaş alıyorsun. Bak 5,5 askeri ücret 5 milyar kira istiyorlar. 500 de ne yapacak bu millet? Bak git gel. Bak bir ayda. Git 10 kere gel. Gitti bitti zaten para bitti. İkisi de çalışıyor, üçü de çalışıyor. Şimdi bak kardeşim ben çalışıyorum. Emekli misin? Çalışıyorum. Emekli misin? Hayır. Bunlar karıştırıyor bak gerçekten bağı kalmış. Ne abi? Onun da benim gibi ağa gitmiş bağı kalmış. Gençlere sor hayatı gençlere. İşsiz kalan abi. Gençlere abi, sor. Gençler ne yaşadı ki yaşayan onlar da. Üniversite sen okudun mu amca? Sen kaç hiçbir şey bilmiyor. 100 senede yapılacak işleri 20 senede aşk yapan sen, insanlara insanlara hayır yok yok. Ne yapılmış ya? Mesela 100 senede yapılacakları 20 senede yaptılar evet. Diyorsun ya ne yaptılar evet. Mesela? Ne yaptı? Türkiye Cumhuriyeti 60 yılında İsveç'ten 1 milyon dolar şey alıyor. Ne alıyor? Nükleer bir dinle abi dinle. Söyle abi. Anlatıyorum söyle. Ne alıyor diyor. Anlat. Ben de sana bir şey diyeceğim. Anlatıyorum bir saniye. Bir dakika dinle. Türkiye Cumhuriyeti'nin reisi Cumhur'un İngiltere'ye gitti para almadı mı? Peşkeş çekmedi mi? Millete faizden para veriyorsun. Ya, haram diyorsun. Ya şu bırak. Şu an dış borçtan haberim var mı? Sen bir şey söylüyorsun ben söyle. Ben cevap veriyorum. Bir dinle o zaman abicim. Bir dakika dinle abi. Sana bir şey daha diyeyim. Ya bir dakika bir daha demesen. Önce bir şey sordun söylüyorum kardeşim bak bir dakika ya. Emek ekonomide her şey. Abi dedi ki. Abi dedi ki. Ekonomide diye bir şey soracağım lütfen. Sor bak. Ben sor. Siz bugünkü gidişattan memnun musunuz? İyi ki. Bak şimdi. Bak. Dünyada var bu sıkıntı, dünyada var. Ya ne yok? %7, %90 yok. %10 açıklandı Almanya'da. Benim çalıştığım iş yeri Avrupa'ya ihracat yapan bir iş yeriydi. Bugün 30 tane, 40 tane abi, şeydi. Avrupa'nın en düşük asgari ücreti. Abicim bak bir saniye, Avrupa'nın asgari ücretini söylemiyorum mu? Bakın, enflasyon. Bak, Avrupa'nın asgari ücretini. Ben çiftçiyim, bana sor. Bir saniye. Sor bana. Ben çiftçiyim, bana, bir saniye. Avrupa'nın asgari ücretini. Bir dakika abi, bir saniye. Asgari. Niye bak, memnun olmuyor? Mazot paramı aldım da akşam hesabıma yattı ya. Bu kadar ya. Nereden aldın? Ya bırakın ya. Ziraat Bankası'ndan yattı. Bırakın oğlum bakın. Abi, daha önce çok çiftçiyle röportaj yaptım. Mazotunu alıyorum mavi mazot. Aldım mazot diye mi tekrar? Peki mazot paranı aldın. Faizini ödüyorsun. Nasıl? Faiz yok onda. Neyi yok? Mazot parası ya var. Konuşma bak. Ya kardeşim, siz de bilmeden. Bak ya, siz de bilmeden. Kartım cebimde. Kartım cebimde daha. Kürt kardeşlerimi de seviyorum. Kürtler de yanlış yapmasın. Başka şey anlamam. Yani Tayyip Erdoğan'ın. Yok öyle mi? Fin ettiriyor bana. Yok öyle. Onu bir şey söylüyor. Yonca ettiriyor bana. Bak. Hayır, Allah aşkına. Bir saniye hayır hayır. Allah aşkına. Ben. Hayır bir saniye. Ben memnunum abicim. İki bir saniye. Hayır, bütün bir dünyada saniye. Sıkıntı tamam, var. Saniye. Bütün dünyada sıkıntı tamam, var. Tamam bir saniye. Tabii Türkiye'de tamam, bir saniye ya. Abi. Hayatın. Bana bak abim. Hayatınızdan memnun musunuz? Tamam böyle devam edin. Bitti abi. Böyle devam edin. Bunlar, bunlar AKP'den besleniyorlar ya, babacığım. Besleniyorlar AKP'den bunlar. AKP'den beslenen hiç kimse yok. Yani siz kendinize benzetiyorsunuz herkesi ya. Ya Allah'tan korkun. Siz... 7 milyar küsür açlık sınırı 5,5 milyara işçi çalıştırıyorsunuz. Ya 20 sene ya. Önce de öyleydi abicim. Çalışanların 20, yarısına 25 sene de önceydi. Ya 20 sene önce geriye mi döndük? 40 sene önce de böyleydi. Ya, 40 sene ya, geriye mi döndük bırak, abi? Bütün ya bırakın ya. Ya seninle yaşıt bir sürü insan var. Sor 20 sene önce böyle miymiş? Bak seninle yaşıt. Şimdi sen 20 sene önce böyleydi diyorsun da. Kardeşim ben 20 senedir. Ben 55 yaşındayım. Sen daha neyi biliyorsun ya? Ya siz hiçbir şey bilmiyorsun. Ben biliyorum. Sen de biliyorsun abi. Senin beynin yıkanmış, küflenmiş. Tabii. Benim beynim yıkanmış. Ben tarafta iki paket makarna, dört kömüre kendini satarsın sen. Ya şimdi sana bir şey git oradan lan ne bahsediyorsun ne satması utanan sensin millet, utanması gereken sensin ya gidiyor lan siktir o şerefsizlik yapma terbiyeli konuş benim ağzımdan küfür çıkmadı senden çıkarsa benden de çıkar. Tamam. Yaramazlık yapmayın. Hakaret boyuna girme. Hakaret etmeyeceksin. Abi. Senden çıkarsa benden de çıkar lan. Karşılıklı şeye girdiniz. Girmeyin lütfen. Tamam. Teşekkür ederim. Gerek yok ya. Gerek yok. Tamam. Yapmayın. Abi. Ondan bak. Abi tamam. O adam gibi konuştun. Tamam. Dürüst konuştun ondan sonra. Siktir lan. Başlarım senin beynine. Abi küfür etme. Hadi oradan. Tamam küfür etme. Hadi oradan. Siktir gitti lan sen. Abi küfür etme. Tamam. Teşekkür ederim. O zaman. Uzaklaşalım. Abicim bak. Güzel abicim. O adama de ki küfür etmesin o.
ederiz. O ederse ben de ederim ya. Tamam, etmeyin, sen sakin ol. O da sakin olacak şimdi. Tamam, bitirelim. Ya, sakin. Ne sinirleniyor? Sakin. Ya. Kardeşim herif kriz olmasın. Hocam böyle. Hocam sakin ol. CHP kafası. Aynı ülkenin ya. Aynı ülkenin insanı iyice ayıptır ya. Röportajda neyse güzel yapın, millet birbirine düşmesin. Abi ne alakası var? Ya bana mı sızatıyorsunuz Allah aşkına ya? Ya birbirine giriyorlar ya. Ya ne alakası var? Sakin olacaksın o zaman. Özgürlüğüne sahip. Herkes fikrini söyler. O da söyler. Özür dileyin. Onlar küfür etmek. Bak özür dile. Özür dile. Aynı. Ya ben aynı. De özür dileyeceğim. Tamam. Ne özür dileyecek? Karşılıklı. Karşılıklı. Abi yok. Abi karşılıklı. Sen tehlikelisin. Yaklaşma. Yaz. Az. Git oradan lan. Ne bahsediyorsun? Ne satması? Utanan sensin. Utanması gereken sensin ya. Gidiyor oradan. Siktir. Karşılıklı. Sen tehlikelisin, yaklaşma. Karşılıklı. Bir dakika. Bir dakika. Ne efendim üyekim. Ama lanet olsun bu AK Parti'ye. Ne efendim üyekim vallahi ve billahi. Ne tür olamazsın? Ben Türk iş MHP'liyim. Ben kalkıp da satılmış MHP değilim. Tanın ya. Sen ancak tartışmayın. Şimdi abi bu şey battı. Hala gözünüz abi, doymadı ya. 100 yıl boyunca Cumhuriyet'in bütün değerlerini sattınız. Ney satılmış ya? Ney satılmış? Ya yalan söylüyor abi. Türkiye'nin elinde ne var? Sattı. Yalan. Yem sanayilerini babam mı sattı? Bak Süleyman Demirel. Ben dedi koça. Bak. Sümer Bakı babam mı sattı? Süleyman Demirel. Hangi birini söyleyeyim? Hangi birini? Ben dedi koça. Hangi birini söyleyeyim size? Ben dedi koça. Çankaya'nın bahçesini de ver. Ya geç 70 yaşındayım. Ya geç. Ben daha bugüne kadar böyle bir şey görmedim. Konuş. 70 yaşındayım. Şerefime bugüne bak kadar abi, şimdi, ben böyle bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Az önce bak burada bir tane bir çiftçi abimiz vardı. Ya. Ne dedi? Şimdi abi geçiyor. Bir dakika. Bulmayalım onu. Boş mazot ver. Geçiyor abi mazota. Ona yapıyor. Bunu yapıyor. Geçiyor. Kredi çekiyor. Ne oluyor? Bunun abi üstüne bindiriyor faizi. Bak şimdi. Yeni bir araba çıkarttık. Tamam okey. Hiçbir şey bak. Ne çıkardın? Tok'tan bahsediyorum. Tok çıktı. Bir dakika. Onunla geleyim ben. Bir dakika konuşsun. Hayır bir dakika abi. Genç konuş. Geçip abi. Abi başka çıkıyor. Bir dakika bir dinle. Bir dakika bir dinle. Yok eyvallah ben dinliyorum canım. Ben gençleri severim. Geçip abi. Geçip bu arabaya alana sen faiz koymuyorsan sen geç abi. Kendi çiftçine sen bak. Geç sen kendi halkına bak. Adamlar bak ben kendim şahit oldum. Şuraya yukarıya çık. Ulu Cami'nin orada çocuklar çöpten yemek yiyor. Çok basit bir şey söyleyeceğim. Yerim. Çocuklar çöpten yemek yiyor. Devlet öğrencisine faizden para veriyorsa o ülke batmıştır hemşerim. Ya kardeşim faiz şu ana kadar öğrencisine faizden para veriyorsa o ülke batmıştır. Faiz sistemini senin dedelerin getirdi o zaman. Kaldırsınlar abi. Erdoğan mı vardı? Kaldırsın. 20 sene de var. 40 sene de var. 100 sene de var ya. Osmanlı zamanında da vardı. Ondan öncesinde de vardı. Erdoğan düzelteceğim diye geldi. İnşallah diyor. Abi niye düzelt? Erdoğan düzelt. Abi bak Erdoğan düzeltecek. Biz bir dakika. Benim bak tek boyum var. Değil. Benim tek bir yüzüğüm var. Şimdi geçip. Onun mazisi de öyle değil. Korumalarının sadece ve sadece. Ya bırak. Harcandığı para aylık 60 lira konuşur. Sadece korumalarının aldığı para aylık 60 milyon. Kimden çıkıyor bu? Ya. Benden çıkıyor, senden çıkıyor. Senden çıkacak tabii. Herhalde çıkacak. Ne demek senden ya çıkacak, benden çıkacak? Ya kardeşim öbür adam gelse o senden çıkmayacak mı? Niye böyle bak, boş abi, konuşuyorsun ya? Dur. Ya bir şey söyleyeceğim. Bir dakika. Allah aşkına tamam, bir dakika. Bağırmayalım. Bu memlekette bir saniye yeğenim. Bana bakar mısın? Sessiz alçaltın. Bana bakar mısın? Ama dinlemiyor. Bağırmayalım. Bana bakar mısın? Bakın bu kadar puçluğa, bu kadar ihanete, bu kadar darbe. Bir saniye abi. Bir saniye. Bu kadar darbeye. Bakın bu kadar darbeye. Bu kadar haine rağmen ya bırak sen cahil misin ya ne darbe oyunu ya hadi oradan ya söyle abi söyle bir dakika bu memlekette kim taş üstüne koyuyorsa Allah peygamber ona razı olsun. Bu ülkeyi amin. Kim batırıyorsa Allah bin defa belasını tamam, versin. Bitti bu kadar basit. Bu ülkede koyulan taşlar inkar ediyorsa Allah onun da belasını verir. O kadar. Ben ne diyorum abi, sana? Bak sen dedin amin dedin. Kim taş üstüne koymuşsa. Eğer bu kadar yapılan hizmetler
göz önünde bulundurmuyorsa hizmet, inkar ediliyorsa hizmet ne yapılmış? Hizmet ne yapılmış? Abicim 10, 1'e 20, 1'e 30 lan yapılmış. Senin şu anda bunlar. Bunları biliyorsun. Ya, bana 70 senede kimse yapmamış, yaptırılmamış arkadaşlar. Ya 70 senede 90 senede yapılanın hepsini sattınız, sattınız, sattınız. Ancak şarap fabrikası, şarap fabrikası bilmem neler ya, bırakın ya. Ya bırakın ya. Sümer bak şarap mı üretiyordu? Devlet öyle fabrika. Öyle olduğu için battı. Öyle olduğu için battı abiciğim. Öyle olduğu için battı Türkiye Cumhuriyeti. Öyle olduğu için. Abi, bağırmayın. Tayyip Erdoğan, Tayyip Erdoğan 2002'de geldiğinde 5 kuruşlu sende de hazinede para kalmamıştı ya. Adam şu anda var mı? Var tabii ya. Var tabii ya. Kalan bak parayı ben sana söyleyeyim mi? Yavrum geçin bir dakika. Ya sen de. Abi bak çocuklukla alakası yok. Sen git. Abi gençler araştırıyor. Ne yapıyorsun? Çocuksun falan. Adam araştırıyor. Cahilsin çocuksun. Benden önceki. Sen bir şey görmemişsin. Benden önceki bak beni ilgilendirmiyor. Şu anda ben yaşayamıyorum. Ya yaşıyorsun. Ben yaşayamıyorum ya. Ya nasıl yaşayamıyorsun? Başta konuşuyorsun benim karşımda. Niye bağırıyorsun? Yaşayamıyorum işte. Bağırma. Ya yaşıyorsun kardeşim. Yaşıyorsun kardeşim. Yaşıyorsun. Abi sen. Bir şey söyleyeyim. Söyle abi sen. Ondan sonra bakayım. Gel gel. Bir dakika. Bir saniye. Ben yalan söylüyorum. Hangi konuda? Ya benim dediğimi söyleyebileceğim mi? Şimdi ülkede refah yok mu? Benim söylediğim aynı kelimeyi bu televizyon bu millet için söyleyebileceğim mi? Konuşacağım kelimeyi. Ne konuşacağım? Konuşacağım sen. Sen bana yalancı diyorsun. Söyle bakayım neye yalanmış. Göz önünde kardeşim. Olanları görmüyorsan ben ne diyeyim sana? Bir. İnkar ediyorsun. Bir dakika bir. Senin bakanın ne dedi? Sandık başına öyle. Ya onun bakanı, Hazine bakanı. Bakanın canım. Gözüme bak dedi değil mi? Ne görüyorsun dedi. Ben bok görüyorum. Ya sen bok görürsün ben. Süleyman Soylu ne dedi? Ya sen. Ne dedi? Bize dedi bunu Allah yaptırırdı. Süleyman Soylu'nun Allah belasını versin. Ya. Benim o çocukluk arkadaşım Allah belasını versin. Ya geç versin. Onu, İkinize geç onu, geç onu. Ben. İkinize. Geç onu, geç onu, geç. İkinize bir soru soracağım. Milli paramızın değer kaybetmesi sizi vicdanen rahatsız ediyor mu, etmiyor mu? Kardeşim, ediyor, bakın hayır. Ediyor. Japonya'nın yapmış bak bir Amerikan doları 130 Japon yeni yapıyor. Abi maaşları kaç dolar? 60 ruble yapıyor. Tamam. Yani maaşları ya kaç dolar? Ben ona baksana. 8 lira ya. Ya bırakın ya. Ya bırakın ya. Japonya'da kaç dolar maaş alıyorlar? Onu da biliyor musun? Anlamadım. Japonya'da kaç dolar maaş alıyorlar? Sen bırak Japonya. Ya Japon kardeşim bak burada. Almanya'daki adam Almanya'nın durumu göre maaş alıyor. Onlarda da 1800 euro maaş alıyor. 1000 eurosu ev kirası veriyor ya. Ya bırakın ya. Ya sen ne var? Ortalık bir şeydi. Bırakın onu. Almanya'yı, Amerika'yı getirip bize niye örnek veriyorsun? Onu vermiyor. Amerika'da, Almanya'da kira ne kadar biliyor musun? 900.000 euro falan. Ne kadar ediyor 1 euro? 9000 ne kadar ediyor 1000 euro? 9000 lira. Hayır bana cevap ver. Ne kadar 1000 euro ne kadar ediyor? 800.000 lira şu an. Peki aa, buradaki adam 18.000 lira kira verebilecek mi? Kaç para abi? Ama ona göre işte tamam burada aynı. Aldığın paraya göre gideri de var. Abi bak. Ya orada, tamam hani Amerika elmayı, orada elmayı taneyle alırsın. Abi, burada kiloyla burada da şimdi dilim karpuz alıyorlar. Ya abi, bırak bir dilim karpuzu. Ya hayır yok abi. Şimdi tane yapayım diyor. Anadır. Şu anda öyle olduk abi. Şimdi kaç lira? Vallahi kaç lira şimdi? 15 lira. Böyle mi konuşuyorsun? Boş konuşma bak, abi ya. Bak. Boş konuşma ya. Abi cahile karşı. Boş konuşuyorsunuz. Bak ben bir şey diyeyim. Abi sorun, bırakın ya. Şu, dolar, arkadaşlar, dolar bakın, artıyor. Bakın, milli paramız Türkiye düşüyor. Türkiye Cumhuriyeti eğer CHP'ye, HDP'ye, PKK'ya verilip de eğer devlet satılacaksa olmasın abi o. Abi CHP PKK mı? Hiç. Ya nedir ya? Ya Sezgin Tanrıkulu denen adam PKK'nın bir numaralı destekçisi. Şu anda görevi atanan Özlem Zengin ve Apo'yu öven videolar çıktı. Yeni adam ya daha. Ya Özlem Zengin'i ben de sevmiyorum ya abi. Ya hakimine. PKK'yı övüyordu. Ya hakim. Abi Apo'nun kardeşi TRT'ye çıktığında neredeydin sen? Abi Apo'nun. Sen neredeydin? Ya Apo'nun kardeşi çıktığında ne dedi? Ne dedi PKK? PKK. Ya kardeşim bak Barzani dediğin senin. Sorumuz. Sefalet endeksi. Ya haberi sen de gösterdin demiyorum bana zaten. Türkiye birinci olmuş Arjantin'i geçip. Ne düşünüyorsun? Abi bir şey söylememe gerek yok. Burada dilenen insanları da görüyoruz. Öğrenciler, ben Uludağ Üniversitesi'nde okuyorum. Ben de açım. Affedersin ama. Ya şu çok özür dilerim. Açlık derken açlıkla Afrika'daki açlar gibi misin? Onu insanlar çünkü karıştırıyor. Abi karın doyurmakla açlık bitmiyor abi. Biz yemek yiyebiliyoruz. Ama bütün haftamız evde geçiyor. Bir de şey söylüyorlar,
teknolojiye bağımlısınız. Yapabileceğimiz bir şey yok ki. Paramız mı var, bir şey yapalım. Dışarı çıkamıyoruz ki cebimizden para çıkacak diye. Her gün zam geliyor. Evet, her gün her şeye zam geliyor. Bugün baktığımız bir telefon yarın 2000 lira zamlanmış. Öbürsü gün 4000 lira zamlanmış. Heh, aynen. Bir de kullanma. Telefon kullanma diyorlar. E abi, çıkma dışarı. Ben yani dersimin... Bak burada Starbucks doludur şu an muhtemelen. Full çekiyordur. Yani. Abi ben dersimin yarısında internetten görüyorum. Telefon kullanmayacağım. Bilgisayar kullanmayacağım. Ne yapacağım ben bu dersi? Telepati yoluyla mı göreceğim? Bilmiyorum ki. Aç kalma. Acıkmamak için spor da yapmayacaksınız. Aynen öyle ya. Acıkmamak için spor da yapmayacaksınız. İşte bu ülkeyi yönetenler gençliğe bunu reva görüyor. Öğrencisine bunu reva görüyor. Bu ülkeyi kuran Mustafa Kemal Atatürk sağlam kafa sağlam vücutta olur dedi. Bak sağlam kafa sağlam vücutta olur. Gençliği öyle eğitti. Şimdikiler de gençliği aç bırakmış. Acıkmamak için spor yapamıyor zavallı. Dindar nesil yetiştireceğiz. Dindar nesil. Sadece dindar da değil. Hem dindar hem kindar nesil yetiştiriyorlar. Onlardan olmayan, yandaş olmayanlara da açlığa mahkum ediyorlar. Allah'larından vursunlar, o kadar diyorum. Abi şimdi Brunei diye bir ülke var abi. Bunlar şeriatla yönetiliyor. Ama bakın yaptıkları sistem inanılmaz bir sistem. Öğrencilere inanılmaz faydalar veriyorlar. Yemeklerini karşılıyorlar, gidiş gelişlerini karşılıyorlar. Hatta bir zamandan sonra eğer uzak bir yere çıktıysa üniversiten orada gidip geldi. Kalmanız için size yer bile veriyorlar. Memurlar geldi. Bitiriyorum. Tamam. Teşekkürler. Tamam. Dağılabiliriz arkadaşlar. Tamam, teşekkür ederiz arkadaşlar. Bitirdik. Tamam arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Tamam. Teşekkürler. %55'i mi aradılar? %55 yok artık. Yani %112 mi? %112 mi? Thank you.